Ha, uyandın mı? Ben de sana kahvaltı hazırlıyordum. Ya şu dolapta bulduklarımla bir şeyler hazırladım. Bilmiyorum yani sabahları ne yemeyi seviyorsun ama. Neden her şey normalmiş gibi davranıyorsun? Çünkü her şey benim için normal. Senin için olmadığını biliyorum ama zamanla normalleşecek, onu da biliyorum. Şu Zeynep ablam bir gelebilse bir iki saate gelir, hiç merak etme. Zeynep Hanım istediği kadar hapiste kalabilir. Ben babam için birazcık kıyafet hazırladım. Sen beni hastaneye bırakırsın. Ha yok yok, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi hastaneye gidemeyiz. Yani hastaneye gitmen hiç doğru değil. Okuluna haber verir misiniz? Sude Yılmaz gelemiyor dersiniz. Şurada rehberde de telefon numarası var. Babası hasta dersiniz. Ha bak, okul çok iyi fikir. Bence en iyisi biz okula gitmek için hazırlık yapalım. Okul mu? Babam bu haldeyken okula gidemem. Beni lütfen hastaneye bırakın. Bak gerçekten canını sıkmak istemiyorum ama şu an ziyaretçi saati değil. Yani gitsen de bizi içeri almazlar. O yüzden böyle durumlarda en iyi şey rutini bozmamaktır. Yani gündelik hayatı devam ettirmektir. Biz ne yapalım biliyor musun? Sana hazırladığım şu kahvaltı var ya, ondan biraz atıştıralım. Karnın doyduktan sonra hazır hissedince de okula gideriz. Ya akşama kadar işte okulda takılırsın, zaman geçer. Ondan sonra da işte bakarız yani ne istersen. Ben kendim giderim. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika, ama gidemezsin. Hayır. Ya bırak beni. Beni burada zorla tutamazsın. E ne yapayım canım, başka türlü de durmuyorsun zaten. Allah'ım ya. Ah Zeynep ah. Sude. Sude. Sudeciğim. Sude kardeş. Of ne var? Ya ben sana bir şey anlatmak istiyorum aslında. Şimdi ya doğanın bir dengesi var. Şimdi onu biliyorsun değil mi? Bu dengesinin olması için bir döngüsü var. Ne oluyor? Hani böyle bir şeyler büyüyor. Değil mi? Zamanlar geçiyor. Ne? Sen fidan diktin değil mi? Hani böyle gidiyorlar, fidan dikiyorlar. İşte o böyle büyüyor, ağaca dönüşüyor. Tabii onu suluyorlar. Hani böyle bebekleri de suluyorlar ya. Yani sulamıyorlar da yani yıkıyorlar sonuçta. Hani ya demek istediğim aslında. Ya of! Sürekli saçmalayıp duruyorsun. Bırak da hastaneye babamın yanına gideyim ben. Ya bir dakika, beni bir dinler misin? Ya bu konu bir yere bağlanacak. Aslında beni bir dinlesen. Beni zorla mı tutacaksınız burada? Bırak da hastaneye babamın yanına gideyim ben. Ya lütfen ama böyle ağlayarak olmaz ki tatlım. Ya bir konuşabilsek. Bak şöyle bir şey yapalım. Ben seni alayım okula bırakayım. Çıkışta da hem o zamana kadar ziyaret saati gelmiş olur. Babanın yanına gideriz. Nasıl? Hayır, gidemezsin. Ya burada kalacaksın ya da okula gideceksin. Bu kadar. Ha, ne işler çeviriyorsun gene Sinan be? Ha, kimin evi ki burası? Gel abla. Oğlum neresi burası? Sen neden çağırdın beni buraya apar topar? Ya yazdım ya sana mesajda. Çocuk içeride. Hiçbir şey bilmiyor. O yüzden ağzından çıkana dikkat et. Ben mesajdan da bir halt anlamadım ki. Neyse hadi gir içeri gir. Gir abla gir. Gir içeri. Bak tanıştırayım sizi. Sude abla. Burası kimin evi Sinan? Bizim. Siz kimsiniz? Babam Sabri Yılmaz ve benim evim. Sizi buraya bakıcı olarak mı yolladılar? Yok, ben bakıcı falan değilim. Sen niye bu kadar üzgünsün? Hastaneye babamı görmeye gitmek istiyorum ama izin vermiyor.
Ay babası mı hasta? Abla. Neyse hadi gel. Biz mutfağa gidelim. Güzel şu omletinden yap. Kimse dayanamaz omleti. Bu çocuk da düzgün bir kahvaltı etmiş olur. Gel. Şu tatlı kıza bir omlet yapalım. Gel. Vah vah vah. Olanlar yetmedi. Şimdi de bir çocuk mu kaldı başımıza? Abla ya Zeynep gelinceye kadar idare edeceksin. Ben ne anlarım çocuktan, elim ayağım birbirine giriyor benim. Sen halledersin işte bir şekilde. Ya devlet gelsin sahip çıksın. Böyle kimsesiz çocuk tutulur mu evde? Ya Zeynep hiç gelmezse? Ya Temel'i hapse koyarlarsa? Ya ne ilgisi var? Çıkacak gelecek Zeynep. Ben hem kıza söz verdim. Yani çocuğuna göz kulak olacağımı. Hani ne oldu? Haber gelecekti. Alacaktı, götürecekti çocuğunu. Temelli düşecekti yakamızdan. Biz bundan hiç kurtulamayacak mıyız ya? Ya biz kendimize bile bakamıyoruz ki. Ben her gün bir lokma ekmek için 3 vesayet gidip geliyorum. Ömrüm çürüdü el kapılarında be. Şimdi bir de Zeynep Hanım'ın çocuğunu mu besleyeceğiz? O çocuğun geçim derdi yok abla. 17 milyon dolar kaldı babasından. Kız. Yemin et. Ne oldu? Ay yok bir şey yok kuzum. Bir kaza oldu. Ama sen hiç üzülme. Ben sana hemen yenisini pişiririm. Ah. Teyzesinin güzeli. Geç şöyle otur şöyle ya. Ya Sinan abisi. Bu çocuk bu saate kadar aç bile aç kalmış ya. Evet, o yüzden daha fazla aç kalmasın. Ben Suudi'ye alayım. Güzelce biz dışarı çıkalım. Dışarıda bir kahvaltı edelim. Oradan okula bırakırım. Okulu bitince de Münevver teyzesi gelip alır. Ben de o sırada Zeynep ablasının işlerine bir bakarım. Zaten Zeynep de buraya geldi mi bizim bütün problemimiz bitti gitti. Ya bakın anlamıyorsunuz. Benim babam hastanede hasta, yanına gitmem lazım. Ah garibim, ah kadersizim, ah. Abla Allah aşkına ya. Ha yok. Yok yok sen Sinan abini dinle. Bugün yasakmış ziyaret. Ya yeter. Hiçbirinizi tanımıyorum. Bu evde ne işiniz var onu da bilmiyorum. Beni burada zorla tutamazsınız. Hastaneye babamın yanına götürmek zorundasınız. Polis arayacağım. Ay yok yok polis olmaz. Sude. Polis olmaz. Bak atarlar seni. Vallahi parandan rezil olursun sonra. Abla kapa çeneni Allah aşkına ya. Bak sen Zeynep'in emanetisin bana tamam mı canım? Zeynep gelinceye kadar biraz uyum göster. Lütfen tatlım. Ya ben babama gideceğim. Ya yok senin baban yok. Senin baban hakkın rahmetine kavuştu evladım. Abla. Neyine kavuştu? Ay yok. Yok yok yok. Benim babam öldü mü? Benim babam öldü mü diyorum. Bak, lütfen sakin ol. Biliyorum çok korkuyorsun ama lütfen sakin ol. Allah seni bildiği gibi yapsın abla. Ya dur gitme gitme. Az bekle. Bir kendi kendine kalsın çocuk. Abla senin dilin tutulsun ya. Ya öğrensin bunları. Demir tavında dövülür. Çok iyi ettim. İyi halt ettin. Zeynep geldi herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.